Yazın görülen kulak hastalıklarının tedavileri, çözümleri nelerdir? Şöyle bir hayal kuralım. Diyelim ki mavi yolculuktasınız. Diyelim ki Ayvalık'ta, Antalya'da, Bodrum'da denize girip çıkıyorsunuz. Nefis bir tatilin ortasındasınız ve pat kulaklarınızdan birisinde bir sıkıntı var. Ne yapacaksınız? Kimi zaman bu hastalarımız telefona sarılıp bizi arar. Kimi zaman eczanede soluğu alıyorlar. Kimi zaman da başka çözüm bulmaya çalışıyorlar. Kendi kafalarına göre bir ilaç kullanmaya başlar. Şimdi her ne olsa olsun eğer bir hekime ulaşamayacaksanız aslında ayırıcı tanı için size verebileceğim iki tane ipucu var. Bir, kulağınız sadece tıkandıysa, ağrımıyorsa bu büyük olasılıkla bir kulak kirinin suyla şişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Peki çözüm ne? Bir kere kendi haline bırakabilirsiniz. Birkaç dakika, belki birkaç saat, belki bir iki gün içinde o kulak kuruyup düzelecektir ve yeniden az çok bir işitme kazanabilecektir. Daha sonra uygun bir zamanda bir kulak mı boğaz uzmanına gidecek kadar en azından size bir zaman tanıyacaktır. Ancak bazen bütün bu çabalara rağmen açılmayabilir, bazı ilaçlar kullanmak için uğraşılabilir. İşte gliserin bunun için bilinen ilaçlardır. İlaçlardan sonra yani gliserin damlattığınız zaman kulak kirleri biraz daha böyle yağlanır ve kayganlaşır, belki çıkarır. Salık vermiyorum ama bilmeniz için söyledim. Benim tercihim bu bekleme süresi sonunda eğer mümkünse bir kulak burun boğaz uzmanına görünmeniz olur. Peki iki ipucu ver demiştim. İkinci ipucu ne? Kulağınızda tıkanıklık var ya da yok. Ağrı varsa o zaman bu büyük olasılıkla bir iltihaplanmayı işaret eder. Günümüzde daha çok havuzlarda gördüğümüz bir şey iltihaplanma. Havuz sonrası biraz daha kolay biliyoruz. Birçok insan girip çıkıyor. Ne kadar da temizlense sularda bir mikrop olabiliyor. O durumlarda ne fark var? Eğer bu ağrı kulağınızın şurasına basmakla çok aman çok acıyor şeklinde bir durum ortaya çıkıyorsa o durumda bunu dış kulak yolu iltihabı olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer hayır buraya basmakla bir sıkıntı yok ama işitmede bir perde etkisi, bir tıkanıklık hali var ise o zaman da bunun bir orta kulak iltihabı olduğunu düşünmek mümkün. Çözümleri ne? Dış kulak yolu iltihabına kulak damlası kullanılabilir. Kendiliğinden geçmezse. O halde yine hemen aceleci davranmaya gerek yok. Belki bir gün, iki gün kadar beklenebilir. Ağrı şiddetleniyorsa o zaman mutlaka bir çözüm düşünmek lazım ama eğer kısa sürede geçecek gibiyse, birkaç saat belki bir gecede geçiyorsa boş yere ilaç kullanmamış olursunuz. Orta kulak iltihaplarında ise eski anlayış antibiyotiğe hemen sarılmak, hemen kullanmaya başlamak idi. Artık o anlayış terk edildi. Mümkün olduğunca hemen antibiyotik kullanmaktan yana değiliz. Gerekiyorsa ağrı kesici kullanmak, evet her ikisi için ağrı kesici kullanabilirsiniz. Bir sakınca yok. Daha sonra ilk fırsatta yine bir kulak boğaz uzmanına başvurmanızı öneririm.